Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz. 5 Kasım 2023 Pazar'ın ikinci videosuyla karşınızdayım. Şimdi Fenerbahçe'den tepki ahlaksızlık savaşacağız. Fenerbahçe yöneticisi Sertaç komşu oldu. 3 kiften Trabzonspor maçından sonra bir paylaşımda bulundu. Şimdi ben bu videoyu Fenerbahçe Kongresi'nden önce çekiyorum. Genel kurullar önce. Ali Koç'un konuşmalarından önce çekiyorum. Yani Ali Koç muhtemelen çıkacak. Birkaç saat saçmalayacak. Konuşması uzadıkça etkisi kırılacak. En sonunda diyecek ki bir daha bunları görürsek şöyle yaparız böyle yaparız diyecek. Güzel <laughs> ya marşı ve kapanış olacak. O yüzden çok umudum yok. Bu videoyu da o yüzden çekip erkenden çekip sizlere sunuyorum. Sertaç Komşuoğlu sosyal medyada ahlaksızlık diz boyu ne yaparsanız yapın şampiyon olacağız. Yukarıda Allah var. Allah her yerde bu arada. Allah korkusu olmayanlarla sonuna kadar savaşacağız. Paylaşımını yaptı. İkinci paylaşımında ise Yusuf Günay'ı Fenerbahçe maçlarına da bekleriz. Şapkasız saklanmadan dedi. Üçüncü kez paylaşım yapan Dertaş Komşuoğlu. Bu taraftar her şeyin en iyisine layık. Hırsızlara bu sezonu vermeyeceğiz. ifadelerini kullandı. Yani çeşitli açıklamaları var. Peki. Dertaş Komşuoğlu Haklı mı? Yoksa biz mi kendi kendimize gelin güvey oluyoruz? Hani şimdi arkadaşlar işin şöyle bir boyutu var. Kendi pencerenizden baktığınız zaman hakem yüzünden yenildik. Trabzonsporlara soruyorum. Hakem sizi kolladı diyorlar. Ortada bir sahtekar var. Ama kim bu sahtekar? İşin içinden çıkamıyorum. Hani Trabzonsporlara gerçekten diyorum bak sorun derler ki hakem sizi kolladı. Nerede kolladı? At, gol attık golümüzü vermedi. E, golünde faul varsa diyorum Ölümde faul varsa gene verecek. Yani ölümde faul olması bir şeyi dengeçtirmez. Gol ise golü verecek diyor. E Fenerbahçe gol atsa faulden vermese diyorum. Böyle olmaz. Şimdi bakın. Gelin tek 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 bütün pozisyonları konuşalım. Ne dersiniz? Tek tek. Şimdi tek tek konuştuğumuz zaman muhtemelen siz de bana hak vereceksiniz. Ama her şeyin öncesinde toplam maç süresi 105 dakika. Topun oyunda kaldığı süre 49 dakika 59. Yani 49.59 dakika. Yani düz hesap düz mantık gidelim. 105 dakikalık oyun top 50 dakika oyunda kalmış. Şimdi bu aslında Fenerbahçe taraftarını birinci kere de haklı çıkarıyor. Niye? Uğurcan çok top çaldı, işte süre çaldı. Süreye çok oynadılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar falan dedik. İnanmadılar. Şimdi pozisyonlara tek tek inelim. Ee, bu arada futbol verileri vermiş. Maçın pozisyonlarını tek tek inelim. Sevgili Fırat Aydınus'un pozisyon değerlendirmelerinden başlayalım. Fırat Aydınus, Dorgay Küçük bugün her iki takım içinde çok büyük hatalar yaptı. Şuursuz ne yaptığını bilmeyen bir yönetim biçimi vardı. Maça atayan yapay zeka neresine kına yakarsa yaksın diyor. Ben biliyorum da söylemem neresine yakacağını. Önce buradan başlayalım. Şimdi pozisyonlar arkadaşlar dakika sınırına göre süresine göre değil de genel hepsini tek tek verelim. Şimdi bakın Fenerbahçe lehine. Şimdi Fenerbahçe ve Trabzonspor diyelim. Maça etki eden hataları sayalım. Kimin lehine kaç tane? Kimin lehine kaç tane? 45 artı 1. Rayyan Baniya, Sebastian Şimanski mücadelesinde hakemin devam kararı doğru muydu? Fırat Aydın'ız. İFAB'ın yani futbol oyun kurallarının Açıklamalarına göre penaltı. Şimdi Trabzonspor hakem hatasıyla 1-0 öne geçmiş oldu. Öyle değil mi? Yani Trabzon lehine bir hata, Fenerbahçe aleyhine bir hata olarak ekliyoruz. 45 artı 1, Chivanski'nin penaltısı. Tadiç'in penaltı pozisyonu. Bu hareket penaltı diyor. Ancak öncesinde Tadiç rakibin formasını çekiyor. Net bir faul var. Var neden karışmadı bilmiyorum diyor. Şimdi Fenerbahçe'ye artı Trabzonspor'a eksi atıyorum. Ben niye karışmadığını söyleyeyim. 43'te Şimanski'ye vermediği 45 artı 2'de Şimanski'ye vermediği penaltıya diyet olarak bu penaltıyı verdiler. Açıkçası ben de söyledim. Yayında da söyledim. Twitter'da da söyledim. Seni de demet çağlayan da söyledim. Yani her yerde söyledim. Tad için penaltısının iptal edilmesi gerektiğini. Ancak 45 artı 2'deki vermediğine inat bunu verdiler. Hani Hatayı hatayla telafi ettiler ancak hata hatayla telafi olmadı. Fenerbahçe o anda o penaltıyı atsa skor 1-1 olacaktı. 3-0'a skor gelmeyecekti. 3-0'a getirmeyen Fenerbahçe ikinci yarı çeşitli çözüm yollarıyla bu maçı kazanacaktı. Yani o penaltıya bedel 2 penaltı vermesi lazımdı. Haksız yere dur penaltı, kullan, gol, bir tane daha penaltı, kullan, 2 demesi lazımdı. Onu söyleyeyim. Yoksa hatalar şimdi 0'a 0 sıfır oldu. İsmail'in kırmızı kart gördüğü pozisyon. Fırat Aydınus. İsmail elini sadece koyuyor. Bu en fazla faul. Sarı kart yanlış. İkili mücadele sırasında İsmail kolunu açıyor. Rakibin boynuna koyuyor. Amacı rakibi engellemek. Burada sarı kartlık bir hareket yok. İkinci sarı karttan kırmızı kart çıkması yanlış karar. Fenerbahçe eksi 2 oldu. Trabzonspor artı 2 oldu. Ya da 0'a 0 sıfır diyelim. Az önceki pozisyonları silelim mi? Bilmeyelim. Neyse en son konuşuruz. Şu anda Fenerbahçe'ye bir eksi attım. Trabzonspor'a bir artı attım. İsmail'in forması ona çekmesi sebebiyle sünüyor. Bu hareket faul. İptal kararı doğru diyor. Yani ona iptal edilen golünde. Burada sıfıra sıfır yazıyorum. Yok. Trabzonsporlar burada ağlıyorlar. Ona golü diye. Demek ki Fenerbahçe haklıymış. Hani golde Fenerbahçe haklı. O zaman bir H yazalım. Fenerbahçe haklı. Bir tane H'si var Fenerbahçe'nin. İsmail'in formasının çekilmesi. Evet. Ohtayi Samuel'in bu pozisyonda ikinci sarı karttan net bir kırmızı kart görmesi lazım diyor. Kendini yere bıraktığı pozisyon. Şimdi burada da Trabzonspor haklı değil mi? Ancak benim şöyle bir yorumum var. Ona açunun 10 faulle sarı yemediği ayağa basma var, itme var, vurma var, elle kesme var. 10 sarı kartta faul yemedi. Galatasaray oyuncularının her maçta en az 3 kişiyle kendini yere attığı bir ortamda sarı kart yiyemez arkadaşlar. Böyle bir şey veremezler. Çünkü oyun kurallarından kaldırılmış. Türkiye'deki oyun kurallarından sarı kart kaldırıldıysa bu yiyemez. Ha, kurallar herkes içinse o sayının sarı kartı sarı kart değil. Yok rakip nasıl bir karaktersizlik yaparsa yapsın. Hakemler istediği kadar kollasın dersen burada sarı kart gerekliydi. Bu da nasıl olur biliyor musun? Bu da İsmail'inkini artı eksi yapar. Yani İsmail'e haksız kırmızı verildi. O sayıya kart verilmeli diye. Ama İsmail o haksız kırmızıyı yemese bence o sayı bu pozisyonu yapmazdı. Ama yine devam edelim. Bak şu anda sıfıra 0, 0 iptal edilen golde Fenerbahçe haklı. Fenerbahçe'nin penaltısının tekrar kararı doğru. Ceza sahası içine ilk giren Mendy. Topla ilk oynayan oluyor. Yine Fenerbahçe H. 2 tane H'si var Fenerbahçe'nin. Skor 0-0. Crespo'nun pozisyonda pozisyon penaltı. Mehmet Can Crespo'ya çelme takıyor demiş. Yine Fenerbahçe haklı. Hangilerinde haklı? İptal gol. Öyle değil mi arkadaşlar? İptal edilen gol de ee, penaltı kararında. Yani iptal gol... Penaltı tekrarı. Trespo penaltı. Bunların üçünde de Fenerbahçe haklı diyor. Okey. Trezeguet Mert'i iterek faul yapıyor. Gol iptali doğru karar. Mert topa elle müdahalesi için sarı kart verilebilirdi diyor. Verilmeliydi diyor. Ben anlamadım. İptal kararı doğruysa niye sarı kart veriliyor? Orada tam anlamadım yani. Yere düşünce topa elle mi Neydi diye. Anlamadım. Yani Fenerbahçe'nin yine haklı olduğu bir karar. Onu yemediği sarı kart var. On pozisyonda. Eğer o sarı kartlar on sarı karta siz bir şey demiyorsanız benim diyecek lafım yok. İki. Trezegen'in yerdeyken o sayının bacağından tutup düşürmesi var. Orada sarı kart yemeliydi. Eğer orada o sarıyı yeseydi Trezege Ferdi Kadıoğlu ile ikili mücadelesinde kırmızı yiyecekti. Bunu da eksi artı olarak ekliyorum. Aynı şekilde Onaçun'un da eee Maç boyunca yemediği sarı kartları eksi artı olarak ekliyorum. Ancak İsmail Yüksek'in ilk yarıda mesela yemesi gereken bir sarı kart vardı. Onu da onunla artı eksi yaptım. Yani ona açın Gerçi 10 taneyle bir taneyi de kıyaslayamazsın. O da ayrı mesele ama. Başka? Düşünüyorum. Başka aklıma gelen bir pozisyon. Şimanski ikinci penaltı pozisyonu. Bence o ikinci penaltı pozisyonu da tartışılmalı. Bilmiyorum spor yazarları nedir ama. Fırat Aydınus değer bulmamış. Değer vermemiş. Ya da özetle yer almadığı için konuşmamış. Ona da bir şey diyemem. Yani sonuç olarak Fenerbahçe cephesi daha haklı. ha e, Baniya Şimanski'yi sol ayağına süpürüyor. Topla oynaması hiçbir şey değiştirmez. Pozisyon tartışmasız. Penaltı artı sarı kart gerektirir. E, kanıt mevcut. Var mutlaka devreye girmeliydi diyor arkadaşlar. Trio pozisyonda. Trio e, tartışma programı da bunu söylüyor. Aynı şekilde İptal edilen karar doğru mu? Trio programı. Trabzonspor'un iptal edilen ilk golünde ona açıyor. İsmail'i formadan çekiyor. İsmail'in rakibe müdahalesi yok. Gol iptali doğru. Sonrasında şiddetli itirazları sebebiyle ona açıyor. Sarı kart görmeliydi diyor. Ben demiyorum trio pozisyonu diyor. Yani şu anda Fenerbahçe daha haklı konumda. Trabzonspor'a göre. Fenerbahçe'nin beklediği, kart beklediği pozisyon var. Ona açıyor. Anlatmak istediğim bu işte arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Anlatmak istediğim bu. Şimdi pozisyonları bir kenara bıraktım. Hak kim haklı, kim haksız? Anladınız herhalde. İlginç bir istatistik. 2021 yılı Fenerbahçe Vitor Pereira 9. hafta liderliği Trabzonspor maçıyla kaybediyor Fenerbahçe. 2022 Jorge Jesus 15. hafta liderliği Trabzonspor maçıyla kaybediyor. 2023 İsmail Kartal 11. hafta liderliği Trabzonspor maçıyla kaybediyor. Tesadüfe sadece ateistler ve Galatasaraylılar inanır. Ben tesadüfe inanmam. Bunların hepsinin Nasıl operasyonlar olduğunu herkes biliyor. Ve hakemle şöyle yaptınız, hakemle böyle yaptınız diyen arkadaşlar. İşte Fenerbahçe hakem özeti izledim, hizimetten kurtuldu diyen arkadaşlar lütfen hakemlerin yorumlarına baksın. Ben şunu söyleyeyim. Ee, maçla ilgili hakemi konuştuk. Biraz da futbol konuşalım. Öncelikle Tümer Metin Fenerbahçe adına kaybedilmiş bir şey yok. Şimdi başkan Ali Koç ve şimdi Selahattin Baki bir şeyler konuşacaksa tam zamanı. Camianın üzerinde yükü alıp kara bulutlara dağıtmanın tam zamanı. Daha önce kaybettiğini çok gördük diyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Maçın hakemleri var hakemleri e, ya da orta hakemi fark etmez. Fenerbahçe memnun değil. Trabzonspor memnun değil. Galatasaray hiç haddine değil. Onlar da memnun değil. E, diğer takımlar da memnun değil. E, kardeşim o zaman bu arkadaşa bir daha maç veren Türk futbolunun en büyük düşmanıdır. Hadi bu bu arkadaşa maç verenleri FETÖ'cü ilan edelim. Başka bir şey ilan edelim. Kabul müsünüz? Hadi bu zorbay küçük bir daha bu maçlardan ekmek yiyemesin. Ne dersiniz? El çektirelim. Katılmayan varsa bu düzenin ekmeğini kim yiyorsa odur. Şimdi Serdar Ali Çelikler Oraya oturmuşsunuz 35 tane adam. Dakika 73 olmuş. Hala onu mu alsak bunu mu alsak diye oyunu düşünüyorsunuz. 48. dakikada 3-0 olmuş maç. 50'de bir şeyler yapsana İsmail Hoca hiçbir şey yapamıyorsan cekeri çıkart at yere resmen dağıldın. Hafta içi sakın sana yakın gazetecilere, youtuberlara kendini övdürtme. Otur maçı izle. Öylece kilitlendin diyor. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Ben hiç kimseye yakın değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi konuşuyorum. İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe bir yerde kaybedecekti ve kaybetti ama oyun anlamında da istenileni veremedi. Trabzonspor'un hiçbir şeye Trabzonspor hiçbir şey izin vermedi. Bir ona açıp bütün Fenerbahçe savunmasını dağıttı diyor. Kesinlikle katılmıyorum. Niye? 10 faulle bir insan maçı bitiriyorsa 10 faulle maçı bitiriyorsa. Sert faulü var, ayağa basması var, hakeme şiddetli 2 defa itirazı var, elle oynaması var. Bir tane bile sarı vermiyorsa bunun adı agresiflik olmaz. Bunun adı başka bir şey olur. Bir tane sarıyı almış olsaydı ikinci sarıyı yememek için bu kadar agresif olamazdı. Maç boyunca sadece 3 tane isabetli pası olan birisinden bahsediyoruz. Dakika 45. <laughs> ya Allah'ı dini olan bütün herkese soruyorum. Dakika 45. En altını verdi 1-1 oldu skor. İkinci yarı kabus gibi maç başlangıcı. Berat bin kere vursa bir tanesi gol olacak pozisyon. 30. saniyede gol oluyor. Yani bunların hepsi konuşulmalı. Zayt mesela. Ben maçtan önce geçen yani iki gündür ne diyorum? Bak Okan Buruk ne yapıyor diyorum. Büyük maçlarda çıkıyor. Ön libero'yu ikiliyor. Önüm Kadıköy'deki maç, İstanbul'daki maç. Buradaki maç, buradaki maç falan filan değil diyor. Bence dedim İsmail yüksek ve Crespo ile birlikte oynamaz. Zayt'sı oynatmamalı dedim. Bak Zayt'sı oynatmamalı dedim. Hav 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 çeşit 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 bilmem ne 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 far 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 fil 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 çok çeşitli şeyler geldi. Kimisi çemkirdi, kimisi köpek gibi havladı, kimisi sert tepkiler gösterdi, kimisi ya bırak futboldan anlamıyorsun. Öbürü Trabzon'a fark atmalıyız bu korkak kadro falan filan. Sen dün Crespo İsmail başlasaydın yükü azaltırdın. 1- Savunmada canlı bomban Samet'in oynuyor. Samet'in de yükünü azaltırdın. 2- Orta saha üstünden ele alırdın. 3- Pozisyonları bulamasan da kısır bir maç bir şekilde duran toptan, oynayan toptan, şuradan buradan her şekilde golü bulabilirdin. Anlatabiliyor muyum? Yani arkadaş Trabzonspor maçı, kırılma maçı, kırılma maçı. Lan Bekao Ciku olsa zaten İsmail Fırat Şimanski çık. Kimse sana bir şey demez. Ama Bekao yok Ciku yok. İki tane devşirme stoper oynatıyorsun. Ne kaybedecektin ki? Crespo İsmail oynasaydın. Crespo 6 İsmail 8 oynatsaydın. Ay ay iyi top yapıyor. Top da çalıyor. Yani. Ben bunu de çok kızdınız. Ama bak Okan Buruk hep bunu yapıyor. Bak görün bakın bizimle oynayacağım maçta da aynısını yapacak. Görün bakın bunu yapacak. Ya 45. dakika değiştir. 1-0 geridesin. Hiçbir şey kaybetmezdin. 3-0 geridesin. 75'e kadar değişiklik bekliyorsun. Bu sana yazar İsmail Kartal. Ya Samet'in feci performansı. 3 Üç golün 3'ü de Samet'in asisti desen. Yalan söylemiş olman neredeyse. İş oraya gidiyor. Ya Cengiz Ünder ismi lazım olacak. Cengiz Ünder ismi 2 maçtır kadro dışı kalıyor. Garip. Yani 2 tane oyun kurucu kanat çözüm üretmiyor. Bak 2 tane. Birisi Sprinter koşucu kanat olacaktı. Hani İrfan Can yerine. Öbürü Tadic Playmaker kanat. Oyuncu kurucu kanat. Edin Dzeko işler istediğiniz gibi gitmedi. İşte işler istediğimiz gibi gitmedi. İlk yarıda attıkları ilk ortada golü buldular. Sürekli uzun top oynadılar ve ikinci topları almaya çalıştılar. Bak yine benim dediğime geldik. İkinci topları almaya çalıştılar. O zaman tam orta sahaya bir isim Zayt yerine Crespo'yu koysaydın dönenleri sen alırdın. İlk yarı çok basit pas hatalar yaptık. Futbolda kazanmakta kaybetmekte var. Bugün önemli olan vazgeçmiş, vazgeçmemiş olmamız. 10 kişi kaldıktan sonra bile mücadeleye devam etti. Bugün hatalarımızdan ders çıkaracağız diyor. Mecbur çıkaracaksın. Mecbur. Yani hadi için bir açıklaması vardı. Sakatlıkları makatlıkları bahane etmeyelim diyor adam. Uzun lafın kısası. Ama ben ona değinmedim. Bak. İsmail Kartal Zayt'la başladı. Ön alan presine tek diye uğrattı Crespo olsaydı İsmail Crespo güveni ön alanda baskı yapardı Biz daha çok top kapardık Trabzonspor'un en büyük handikapından yararlanamadık ya dediğim gibi Crespo 6 İsmail 8 oynat ya maçı 11 kişi tamamlardın yüksek efor ortaya koyardın ya Zaytçı yine oyunu al Zayt'si yine oyunu al kimse sana niye alıyorsun demezdi ama Tugay Kerimoğlu o da beni destekler nitelikte konuşuyor Fenerbahçe 19-19 yaparken baskıyı çok iyi yapıyordu. Bugün burada problem yaşadı. Bir maç kaybetmek bir şey ifade etmez. Ayakları yere bastırır. Ama Adana Demirspor maçı çok önemli diyor. Şimdi ben size soruyorum. Adana Demirspor maçında diyelim Fred yok. Ciku yok. Ha dönme ihtimali varmış. Ee, i̇nşallah dönerler. Bak Fred ve Ciku dönsün. Orta ikiliyi. Orta ikiliyi. Respo, Fred Şimanski yaparsa Fenerbahçe çok ciddi bir şey kazanabilir çok ciddi bir handikap kazanabilir. Stoper ikilisinde Ciku dönecekse Samet Ciku yapmak zorunda mı? Kısmen zorunda olacak. Yok, kısmen zorunda da olmayacak. Niye? Kaleye İrfancan'ı koyup orta yani stoper ikilisinde Ciku Osterwold'e yapıp Ferdi sol bek yaparsa Ferdi bir kanadın bir tanesinde Cengiz İrfancan'dan biri oynar. 2 e Tadit Ceko falan oynayacağı için o, o sahi yerine Mert Müldür oynatmayacağına göre 3. Türk'ü bulmak zorunda. Ben Samet Akaydan'ın kesinlikle Adana Demir maçında oynatılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Yani o maçın senaryosu gerçekten çok değişik olacak. Onu da söyleyeyim. Gökhan Gönül. Son dönemde hakem performansından kazanan da kaybeden de memnun değil. Nereye gidecek hiç bilmiyoruz diyor. Ona açıyor her pozisyonda topu aldı indirdi servis yaptı. Her topa stoper vuracak diye bir şey yok. Bazen rakibi bozarsın. Bekin gelir topu alır. Yani stoper olarak rakibi bozarsın. Sağ bekin sol bekin alır. Ülkemizdeki stoperlerin eksikliklerinden biri de bu diyor. Yine hakeme dair konuşan bir isim var. Nihat Kahveci. Zorbay Küçük denen adam. Adam da değil de. ilk yarıda İrfan Can'a yapılan faulü. kartı görmezden geldi. Ha bir de o var bak mesela İrfan Can Kahveci'ye o dance bilin yaptığı var. Elle oynaması var. Onları görmezden gelip Çimanski'ye yapılan penaltıyı vermeyip skandal kararlarla Fenerbahçe'nin gardını düşürdükten sonra ikinci yarı verdiği penaltı hiçbir şey ifade etmiyor demiş. Anladınız mı demek istediğini? Doğru söylüyor. Yani sen Fenerbahçe'nin o kadar hakkını yedikten sonra uydurma iki tane penaltı versen. Hani uydurma da değil. Bir tanesi uydurma bence. Ee, için pozisyonda çekme var. Eğer Trabzonlu oyuncu da çekiyorsa buna penaltı normal karar ama hani onu onunla güya Yapıyor. O onunla işler dışlar çarpımı olmaz geçeceksin onu, onu geçeceksin. O gün temiz kan oldu Fenerbahçe adına. Daha da herhangi bir şey doğru işlemedi. İlk yerde şut atamayan bir Fenerbahçe vardı. Trabzonspor doğru bir oyun ortaya koymuş demektir diyor. Şut atamayan demeyelim de. Neyse. Ersin Düzen bu kadar kör göze parmak sokulmaz. İki taraf açısından da söylüyorum. Son yıllarda izlediğim en skandalı hakem yönetimlerinden birisi. Hakemlik adına utanç dolu bir gece diye düşünüyorum. Bunu da konuştuk. Şimdi ben şunu da belirteyim. Bak. Rivakov için kaleci antrenörünü konuştum değil mi? 32 yaşında. En son Afyon'da oynamış. Haluk Kaplan diye birisi. Profesyonelliğe yakışmıyor. Bunu söyleyeyim. Ciku, Bekao, Fred yok. Abul. Topu oyuna sokamıyorsun. Rakip göbekten kolay geliyor. Çok zor değil. Arkadaş ben yanlış yapmışım. Zayis çık kres, bu gir. İnanın maç başka bir yere giderdi. Jadon Osterwolde, Samet Akaydın ikisi birden olmadı. Niye olmadı? Samet Akaydın Türkiye'de yetiştiği için Avrupa'yı tarzda toper eğitimini almadığı için yaşadık. Ben size komik bir şey söyleyeyim. Eğer Osterwolde ve Mert Müldür oynasaydı. Osterwolde ve Mert Müldür ikisi... Trabzonspor e, hücum hattına nefes aldırmazdı. Ancak burada muhtemelen şunu düşündü. Dedi ki ona açıyor dedi. Temaslı ve uzun boylu isim. Temaslı fizikli bir şey lazım dedi. Osterwold bence 1.94 metre, O da bir boyunda. Çok şey değil. Ben orada bir hata yaptığını düşünüyorum. Ama Samet Akaydın'ı da bu maçta oynatmayıp da hadi şurada oynatayım desen adama da şey demiş olsun sen Trabzonspor hainisin sen kendi şehrine bilerek takım maçı satacaksın demiş gibi olursun. Mecbur böyle oynatmak zorundasın. İsmail Kartan müdahale konusunda çok kötü. Açıkçası. Yani mesela ön libero İsmail yüksek sarı kartı var. Stoperi alıyorsun. Lan hakem zaten niyeti belli. Hatır Abzon akıllı oynadı. Fenerbahçe kötü günündeydi. Bulduğunu attı. Avrupa'yı iyi tarzda top oynadı. Ve şunu da belirteyim. Fenerbahçe bir salaklık edip balık tutma videosu paylaşıp Trabzonspor'u ekstra motive etti. Yani bu, bu salaklık Trabzon'u motive ettirdi. Yani Fenerbahçe kendi eliyle canavarını üretti. Ben şunu iddia ediyorum. hiç hiçbir maçta bu kadar oynamamıştır. Ha bu maçta da oynadığı da top değil açık söyleyeyim. Oynadığı top değil. Şişir, ona açıyor indirsin, bir şeyler yap. Yani Samet Akaydın yerine bugün stoperde bir Kea olsaydı biz bu maçı 3-0 4-0 kazanmıştık bak. Kötü oynamamıza rağmen. Demek ki bizim sıkıntımız burada. Anlatabiliyor muyum? Bizim sıkıntımız burada. Bakalım ne olacak. Hakem'le kaybettik diyen var. İsmail Kartal'la kaybettik diyen var. Samet'le kaybettik diyen var. Ee, hakem size destek verdi. Ona rağmen kaybettiniz diyen algıcılar var. Demek ki her maç hakem kendilerine destek veriyor ki. Çok iyi biliyorlar. Yani 45 artı 2'de dediğim gibi 45 artı 2'de Şimanski'ye yapılan penaltı verilseydi bence böyle olur olmazdı. Biz her Trabzonspor maçında 10 kişi kalmak zorunda mıyız? Her Trabzonspor maçına zorbay küçük denen futbol katliamcısı verilmek zorunda mı? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Ha kalecide de düşüş var. Ivakovic bence dinlendirilip artık İrfan Can Eğri da şans verilmedi. En azından Adana Demir deplasmanda böyle olabilir. Onu da söyleyeyim. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Maçın tartışmalı pozisyonları buydu. Buyurun siz karar verin. Kaldı ki siz muhtemelen bu videoyu izlerken ya da izlemeden önce tartışmalı pozisyonların bir sürü açısını açıklamasını dinlemiş olacaksınızdır. Evet birkaç tane daha var. Ee, şimdi Fenerbahçe'nin ilk penaltısına Deniz Çoban diyor ki Mehmet Can bu çekmeden etkilense hakeme itiraz ederdi ama hiç itiraz etmiyor. Hakemin kararına saygı duyuyorum diyor. Ee, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran da tad için çekmesi nedeniyle penaltı yanlış diyor. Ya bu bence dediğim gibi 45 artı 2'dekinin diyeti. Anladınız mı? Bu onun diyeti. Ne derseniz deyin. istediğiniz açıklamayı yapın. Bu onun diyetiydi. Sonuç olarak hadi bu ee, Zorbay Küçü'ye hakemlikten el çektirelim. Hadi bir daha bu işi yaptırtmayalım. Kim karşı çıkıyorsa da en büyük namert alçak odur. Eraziye gelmeyen en büyük alçak odur. Ne diyorsunuz? Yani bu ürün arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese izlediği için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.